Çiğni zülfün müşke benzettim, hatasın bilmedim. Key perişan söyledim, bu yüz karasın bilmedim. Çin, kıvrım, büklüm Çin ülkesi. Zülf, saç, perçem. Müşk, misk, misk kokusu. Hata, yanlış, kusur. Hıta şeklinde okunduğunda ise misk ceylanlarıyla meşhur Türkistan memleketi. Key, çok, pek. Perişan, dağınık, tarumar, perişanında olan, peri gibi anlamlarına sahip, yüz karası, utanç duyulacak şey, maskaralık, rezillik demek. Saçının kıvrımını miske benzettim, bunun hata olduğunu bilmedim. Sözümü çok dağınık söyledim, bunun rezilliğini bilmedim. Beyt'te şair, sevgilinin saçının miskten daha güzel koktuğunu belirtmiş ve o saç hakkında misk benzetmesi yapmanın bir hata olduğunu dile getirmiştir. Elbette saç ve misk münasebetinin oluşturduğu bağlam dikkate alındığında Çin ve hata sözcüklerinin de çok anlamlılığından istifade etmiştir. Misk ceylanları Çin, Hıta ve Türkistan coğrafyasında yaşar. Bu hayvanın göbeğinde peyda olan bir kan pıhtısı zaman içinde bir kese haline alır. Ceylan yani ahu belirli zamanlarda bu keseyi dallara sürtünmek yoluyla göbeğinden dışarı bırakır. Avcılar koyu renkli ve güzel kokulu bu maddeyi işleyerek misk elde ederler. Divan şiirinde misk bu şekilde elde edildiği için kimi zaman mecaz-ı mürsel yoluyla nafe yani göbek olarak da anılır. Çin ve hıta yani hata sözcükleri saç ve misk bağlamında coğrafi yer anlamları akılda çağrışacak şekilde tevriyeli kullanılmıştır. Şair, sevgilinin saçını miske benzeterek hata yaptığını söylemektedir. Çünkü o saçın kokusu miskle kıyaslanamayacak denli güzeldir. Beyt'te perişan sözcüğü de farklı anlamlara gelebilecek bir bağlamda kullanılmıştır. Hatalı bir benzetme yaptığı için şair, kendi sözünü darmadağın olarak nitelemiştir. Bununla birlikte sevgilinin saçlarının perişanlığı da akla gelmektedir. Çünkü divan şiiri sevgili tipinin zülüfleri kıvrım kıvrım, darmadağın ve simsiyahtır. Saça dair pek çok hususu bünyesinde barındıran beyitte yüz karası ifadesinin de tesadüfi kullanılmadığı aşikardır. Yaptığı hatanın kendisi için bir yüz karası yani utanç vesilesi olduğunu belirten Ahmet Paşa, bu hatayı sevgilinin kapkara saçları hakkında yaptığını sezdirmektedir. Beyt, eski şairlerimizin şiirde çok anlamlılığa verdiği önemi başarılı ifadelerle temsil etmektedir. Şimdi beyt, bakınız kelimelerin çok anlamlılığıyla kuruluyor. Çin, hem Çin ülkesi anlamındadır. Hem de kıvrım, büklüm anlamındadır burada. Misk zaten Çin coğrafyasında elde ediliyor oradaki ceylanlardan. Keza Çin bölgesine yakın hıta vardır, değil mi? Hata vardır. Bu da hem hata hem hıta okunan kelime yoluyla çağrıştırılıyor. Diğer yandan bakıyorsunuz perişan kelimesi gene saçla alakalı olarak divan şiirinde kullanılır. Şimdi o kalıplaşmış klişe, benzetme, istiare ve mecaz dünyasını şairler işte bu şekilde işliyorlar arkadaşlar. Buradaki hiçbir kelime tesadüfen yan yana getirilmemiş. Hepsi saç, saçın güzel kokusu, oradan miske varırsınız değil mi? Oradan Çin ülkesi ve hataya, hatanın hem hıta hem hata okunması değil mi? Perişan ve yüz karasının da saça izafeten kullanılması üst üste eklendiğinde... İşte klişe, benzetme ve istiarelerin divan şiirinde nasıl kullanıldığına dair güzel bir örnek elde ediyorsunuz.